Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine son olarak deplasmanda 2018 yılının Eylül ayında 3-0 mağlup olmuştu. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2018 yılının Eylül ayından beri kaybetmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe 9 maçtır kaybetmedi. Son 9 Süper Lig maçından 8 galibiyet, 1 beraberlik ve son 5 karşılaşmayı kazanan Sarı Lacivertliler, en son 2019 yılının Mayıs-Ağustos ayları arasında 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzaladığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatı ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Diego Rossi, "Oluşan güzel atmosferle ilgili şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz." almış olduğumuz sonuçlar da daha iyi çalışmamıza ve daha iyi sonuçlar almamıza yardım ediyor. Tabii ki maç maç kazanarak devam etmek çok güzel. Çalışmalarımızı muhakkak olumlu anlamda etkiliyor. Güzel bir atmosfer oluşuyor. Aynı zamanda beklentileri de arttırıyor dedi. Sezonun bundan sonraki bölümüyle ilgili değerlendirme yapan Rossi, sezonun son dönemi zor bir dönem olacak. Her zaman sezonların son dönemi çok belirleyici olur. Dolayısıyla maçların zorluk derecesi muhakkak ki artıyor bu dönemlerde. Bizim konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Can Bartu tesislerindeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon sonrası iki gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel idmanlarla sona ererken, Şahtar Donetsk maçında görev yapan oyuncular yenileme idmanı ile günü tamamladı. Atilla Zalai'nin Şahtar ile oynanan yardım maçında kolu çıktı. Macar stoperin kolu sorunsuz bir şekilde doğal konumuna getirildi. Zalai'nin Çaykur Rize spor maçının kamp kadrosunda yer alması beklenmiyor. Göztepe ile oynanan maçta ayak tabanında yumuşak doku yırtılması meydana gelen Dimitris Pelkas'ın tedavisi de devam ediyor.